Dolayısıyla şimdi aşırı kilo, genç insanlar bunu fark etmeyebilirler. Ancak metabolizma rahatsızlıklarının da tetikleyicisidir. Nedir bunlar? Yüksek tansiyon. Nedir bu? Diyabet, şeker hastalığı. Bunun dışında yüksek kolesterol, işte yüksek trigliserit. İşte burada homosistein yükselmeye başlıyor. Damar sertliğinin önünü açıyorsunuz. Ve unutmayın, yağ hücreleri aynı zamanda hormon da üretir. Yani dolayısıyla hormon dengesizliğine de sebebiyet verebiliyor. Mesela aşırı kilolu bayanlarda adet düzensizlikleri başlayabiliyor veya tamamen adetten kesilebiliyor. Ben kısırlaştım mı zannediyor. Değil, doktorunuzla konuşun. Bunun başka sebepleri de var ama esas sebebi vücudun yağlanması. Yağ hücreleri ne yapıyor? Aynı zamanda östrojen hormonu da üretmeye başlıyor. Veya işte hormon dengesizliğine neden oluyor. Şu ondan sonra da çocuk sahibi olamıyorlar. Hocam zayıflamam lazımmış diyor. Ben de diyorum ki az yiyeceksiniz. Yani öncelikle nefsinize hakim olun. Şimdi az yemenin birinci kuralını söyleyeyim size. Burada bir şey yapabilir misiniz? Yani ağızdaki lezzeti frenleme, iştahı kesme, iştahı önleme anlamında ne yapabiliriz? Bakın değerli izleyicilerimiz bunu denesinler. Masanızda lütfen bu sabah öğle akşam ne zaman sofraya oturacaksanız, hani bir buzdolabına bir gidiyorsunuz ya, Evet. içecek mi içecek bir şeyler almaya. Oradan dereotu, birkaç tutam dereotu tabağınızda hazır olsun. Dereotunu sofraya oturduğunuzda önce iki tutam dereotu tüketin. Bakın göreceksiniz nasıl iştahınızı kesecek sizin. Dereotu böyle bir nimet. Ve çok da sağlıklı. Hemoroidi de önlemiş olursunuz bu anlamda. Evet. Tiroidlerinizin sağlıklı çalışması, yani yüksekse normal seviyeye indirir, düşükse normal seviyeye çıkartır. Hatta hipoekoik nodülleriniz de varsa 2-3 ay uyguladığınız takdirde bu nodüllerden de ne yapar? Kurtulursunuz. Evelallah hiç affetmez yani. Dereotu böyle bir şey. Şimdi bunu tükettiniz. Birkaç dakika durun ya, hemen başlamayın. 2 dakika. Ya sabır. Yani ondan sonra yapacağınız şey size önermiş olduğum bu çayı içmek. Bunu hazırlayın. Bunu gün içerisinde küçük bardaklar, böyle yarım bardak yarım bardak, yani 80 mililitre yarım litre suda hazırlayacaksınız. Bunu yaptığınız takdirde göreceksiniz, zayıflamaya başlarsınız. Çünkü bu kürün içerisinde ana etken maddelerden birinci sıradaki olan tilirozittir. Tilirozit ne yapıyor? Bu grelin hormonunu inhibe ediyor. Grelin, açlık hormonu. Bu 1999'da buldular bunu. Yani bir leptin Hocam, hormonu var, tokluk, bir de açlık hormonu. hem başlayalım hem de siz o Evet. sırada bu Ha. bilgileri vermeye lütfen. Çünkü birebir Tamam. yapılmasını Yarım litre su. bu sefer Evet. çok öyle arzu ediyorum. Kısık ateşte kaynayan, evet, suyun içerisine böyle 1,5 tutam kadar ıhlamuru atıyorsunuz. Son bunu, evet, daha sonra kuşburnu. 5-6 tane hocam burada atıyoruz zaten Evet. içerisine. Bu kuşburnunu daha önceden bir tane verir misin elime? Çatlatmamız lazım hocam. Evet. Bir çatlatmanızda fayda var. Bu sert. Yani havanda şöyle bir çatlatıp atın lütfen. Ihlamurla kuşburnunu aynı anda atıyoruz. Serpil Hanım, siz Tabii anlatırsınız. ki Evet. anlatayım. Sonra Bu bunun 5 dakika hocam kaynayacak burada. Evet. 5 dakika kaynadıktan sonra arkasından altın otu dediğimiz bitkimiz var. Bundan da yine bir tatlı kaşığı ya da birer tutam şeklinde de atabilirler. Fazla olmasın. Altın otu en az olan, yani yarım tutam dahi yeter.
Çünkü fazla atarsanız acı bir tat verir. O bilin ki altı notundan geliyor. Ama ben gene de Serpil'e söyleyeyim. Söylediğimin neredeyse iki katını içine attınız. Sorun yok Serpil. Yani insan yanlıştan doğruyu bulur. Olur mu? Sonra ya hocam bazıları der işte vatandaş ya kusura bakma hoca. Şey ne kusur ya insanda kusursuz insan mı var? Göster bakayım bana bir mümkün tane değil. Kusur. Dolayısıyla hoşgörülü olmak burada dediğim gibi bunu ne kadar kaynatıyorsun Serpil? Hocam şimdi şöyle ilk başta ıhlamurlu kuşburnu atıyoruz biz. Burada 5 dakika kaynıyor. 5 dakika kaynadıktan sonra... Kaynıyor kaynamıyor gibi yani evet. Kaynadıktan sonra da altın otunu atıyoruz. O da 4 dakika kaynıyor bununla birlikte. Yani toplamda ikisi 9 dakika kaynaması gerekiyor. Daha sonra bunu biz süzüyoruz yani sıcakken süzüyoruz. Sıcakken süzeceksiniz. Fazla bekletmeyin. Evet. Bunun bir su bardağını sabah aç karnına, diğer bir su bardağını da öğlen aç karnına ya da akşam aç karnına şeklinde almamız gerekiyor bizim burada. İkinci takviye ürünümüz de bizim burada keten tohumu yağdır. Yani bu tokluk veren, ödem attıran yağımızdır bizim. Bununla birlikte yan yana kullanılması gerekiyor bunun. Evet. Bir ay kullandık. Bir ay. Aşağı yukarı bir ay kullandık. Genelde şimdi orada şöyle olacak. Biz bu yapılacak ama boğazda tutmak çok zor hocam. Yenmeye devam edecek. Şimdi biz istiyoruz ki hepimiz ama gerçekten yedirmez. Bak iştahınızı hem yiyelim hem kilo verelim. Yok böyle bir şey. Spor da yapmayalım. Ne güzel evet. Dünya hocam değil mi? Yani, keşke olsa yani. Şimdi insan yaratılış olarak hareketli olmak. Yani o şekilde bizim ilahi programımız oturmak değil ki. Yani dolayısıyla günümüz insanı hep oturarak iş yapıyor. Yani dolayısıyla Anadolu bu anlamda çok sağlıklı bir yurt. Evet. Bunu ben hep vurguluyorum ama dediğim gibi bu tilya kürü ve beraberinde keten tohumu. Bakın keten tohumunun içerisinde, keten tohumu yağının içerisinde omega 3 var. Balıktan alacağınız omega 3'ün tam 7000 kat, bak 7000 kat omega 3 var. Hızlı bir şey. Efendim, evet. Bu keten tohumu kullanma şeklini de söyleyin. Bir yemek kaşığı tarzında kullanılması gerekiyor. 3 öğünde yani sabah, öğlen, akşam olabilir. Ama günde bir defa şeklinde, bir yemek kaşığı şeklinde aç karnına alınması gerekiyor bunun. Şunu da yapabilirler ama bakın. Keten tohumu öyle çok zor şey olan bir yağ değil. Yani keten tohumunu salatanızın içine de koyabilirsiniz. Tamam okey. Yani zeytinyağınız var içinde. Tamam bir kaşık da keten tohumu yağı ilave edebilirsiniz.